Mehlika Gelin salonunu ihtişam ve lüksün buluştuğu luxury stilinde dekore etmiş. Açık gri kadife kanepelerde kapitone ve gold bie detayları dikkat çekiyor. Ünite yerine konsol kullanıldığından televizyon göz hizasından yukarıda kalmış. Berger'deki siyah, kırlentlere taşınarak devamlılık sağlanmış. Gold kenar çıtalı gri lake yemek masası ve kadife sandalyeler oturma grubuyla güzel kombin olmuş. Aynı şekilde siyah bordürlü, gri füme saten fonlarda salonla uyum içerisinde. Son olarak salon dekorasyonunu uyum içerisinde bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Mehlika'ya bırakıyoruz. Salonuma yorumlarınızı bekliyorum. Ne oldu, nutkunuz mu tutuldu hanımlar yoksa? Bu salon nasıl nutkunuz tutulabilir ki? Burayı da mı beğenmedin Allah aşkına ya? Bir daha şey başlamadım ki. Neden bu şekilde tepki veriyorsun? Beğendiğin hiçbir şey yok. O zaman tamam, sen kendi gönlünü oynuyorsun. Diyorsun ki burası mı? Burayı da mı dedim? Daha bak, daha başlamadım. Peki, tamam, buraya da mı bakma, dedim? Tamam. Dinliyorum seni. Sen bu şekilde bir karşılama nasıl misafirperverlik bu? Ama her şeyi olumsuz yorum yaparsan ben sana nasıl misafirperverlik olabilirim? Sunumu da beğenmedin. Sunumu beğenmedim. Tamam, hazırı önümüze ediyorum. Koydun, beğenmedim. Tamam Ceyda'cığım, güzel yorumlarını bekliyorum salonum için. Koltuğunu genel olarak beğendim fakat gümüş ve gold uyumunu beğenemedim. Saatin de gold olabilirdi, avizen gold olabilirdi. Bunu neden gold tercih etmedin? Yani aslında bu gümüş olarak değil de ben açıkçası o şekilde almadım yani. Hani gümüş diye olsun diye almadım. Sadece gri olarak gözüküyor ya, gri'nin uyumu olduğu için düşündüm. Saatte evet haklısınız. Yani içinin detayları gold olabilirdi ama hani çok da bir göz yorduğunu düşünmüyorum. Aslında bir bütün oluşturduğunu düşünüyorum ama tabii ki yorumlarına saygı gösteriyorum. Yani gold'u normalde seviyorum. Yani gold ağırlıklı ya da gümüş ağırlıklı dizayn etseydin daha güzel durabilirdi. Çünkü her yerde gümüş detayı görüyorum. Yani halın, koltukların, perdelerin. Bunlar uyumlu duruyor, bir bütün halinde duruyor fakat onları beğenemedim. Teşekkür ederim. Ben gold'la gümüşün uyumunu beğenmiyorum. Yani yakıştıramıyorum birbirine, bilemiyorum. Mesela konsolda gümüşlü, gold'lu çok yakıştıramadım. Konsol gold sadece, gümüş yok orada. Antrasit ya. Antrasit. O gri gümüş yani, olmuyor, gri olmuş oluyor. Tamam işte. Hayır ama o onun rengi yani, hani evet. Fabrika çıkışı o. Evet. Hani evet. Ben ona gidip hani yok, ekstra yok, bir şey yapmadım. Hani yok yok yakıştıramıyorum demek istedim. Hani antrasit ve işte gold'u yakıştıramıyorum. Saygı gösteriyorum düşüncene. Bu ev kira mı peki? Evet, kira burası. Masanın üzerindeki aynalı olan masan, çünkü zaten ayna görünümlü gözüküyor burada, bilmiyorum ayna mı. Beğenmedim yani, orada güzel durmuyor çünkü iki taraflı aynalı ya, çok göz yoruyor. Koltuklarını çok beğendim. Konsoluna da gayet uyumlu. Saatini uyumsuz buldum. Bir de avizeni. Şimdi duvarda kuş görse de bir şey diyor. Gümüş saat görse de bir şey diyor. Yani saat biraz evet bu eve yakışmamış olabilir ama bence güzel saat, ama yarın senin evini çok merak ediyorum. Böyle hayatım, bomboş duvar mı göreceğiz? Ya bir şey yani bilmiyorum. Hayatım, benim evimi geldiğin zaman görürsün nasıl bir görürüm ev olduğunu. Görürüm o zaman, söylerim. Hani nerede diye. Seninle tartışmak istemiyorum. Ben yarın arkadaşım, benim düşüncelerim bunlar. Neyse, herkesi kendi gününde göreceğiz artık evet. Acaba. Mehlika, evini çok övdün, kaliteli dedin ama kristal bir avize görüyoruz ve cam kesin saat görüyoruz. Buna ne diyorsun? Yani ben orada bir ayrım görmedim açıkçası kendimce. Sen ve bu şekilde dekor ettim. Onları? Evet, bu şekilde şu kullanmak an uyumlu duruyorlar mı? Tabii senin düşüncen. Ben bayağı uyumlu gördüm. Bayağı bir abartı bir avize olarak duruyor. Yani böyle Osmanlı koltuklarına gidebilecek bir avize olarak duruyor. Yani aslında günümüzün kullanılan ürünleri aslında ama tabii ki sizin düşünceniz. Ben avizeni burada olmasını beğendim ama keşke perde düz olsaydı ya da halı düz olsaydı, böyle çizgileri olmasaydı iyi olurdu. Ama bunları beğendim, koltukları beğendim. Gümüşle alt şeye ben takılmıyorum. Güzel genel olarak ama saatin biraz burada olmasaydı çok güzel olurdu. Çok teşekkür ama ederim. Ama yatak odasına koysan da biraz abartılı olurdu. Evet, renkleri uymaz zaten. Çok teşekkür ederim. Birbirinize oynuyorsunuz gibi geliyor. O avizeyi nasıl beğendin bu odada? Oynama yok burada Ceyda. Ne diyorsun sen? Bence sen de kendi günün öncesinde bana bu kadar kötü yorum yapma. Ben kendi günün öncesi yapmıyorum. Ondan bana sonra, daha iki gün var. Tamam, ondan evet. Sonra görüşürüz puanlarda. Görüşürüz. Sıkıntı yok. Kendi gününde ben de leopar miyav. Aynen, ben de leopar giyer gelirim. Sonra eseriz lütfen vallahi. Lütfen leopar giyin ve miyavlayın lütfen. Yok canım, ben öyle şeyler yapmam. Teşekkür bakalım ederim. Bakalım Ceyda gülecek mi bize o gün? Bakalım, seni yarın göreceğiz. Seni hayatım de. Gel gör, ben zaten bekliyorum seni. Bu kadar havalı bekliyorum. Konuşuyorsun ya, yarın göreceğiz canım. Hayatım, sen buraya oyun oynamaya gelmişsin belli. Ben niye dolmuşsun, oynamaya geleyim? Bize nasıl çatacağını bilmiyorsun ben Ceyda. Ben dolmadım. Farkındaysan bir Ceyda ile bana bir yorum yaptırmıyorsun sürekli.
Onu niye beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun? Bırak da biraz ev sahibi kendi evini korusun. Burası senin evin değil, kendine gel bence. Sonuçta herkes kendi yorumunu beyan edebilir. Benim yorumuma karışamaz ama. Siz sürekli kötü yorum yaptığınız için o da demek ki burada bir haksızlık gördüğü için sesini çıkartıyor. Tabii ki de çıkaracak çünkü oynuyor. Ay niye oynayayım? Niye oynayayım? Onu söyle. Hayatım onu sen kendini bir düşün bakalım neden öyle diyoruz ben Zeyda ile ben aynı evet ben diyeyim. Genel beğendim. Avize'yi beğendim yani beğendim tamam, diyemez miyim? Tamam ben beğenmedim miyim? Dediğim zaman neden beni sorguluyorsun? İşte sen beğenmemeye gelmişsin bilmem ne yapmamaya gelmişsin. Yok kuğu koyuyorum duvara asıyorum onu tamam. Beğenmiyorsun. Kuğunu beğenmedim. Koymuş yine beğenmiyorsun. Evet evet hayatım yarın ben bir şey söyleyeceğim. Ben Perşembe ve Cuma özel böyle ürünler bekliyorum. Gerçekten sunumda çok büyük ürünler bekliyorum. Ben sunumunu beğendiğimi söyledim vallahi, zaten. Ama göreceğiz. Bunu karşınıza bile getirmem. Kaliteli tamam, tamam, ama kalitesiz şeyler görüyorum. Göreceğiz canım. Bakalım sen ne getireceksin. Ben bu fikirlerimi paylaşmaya geldim. İstediğin puanı da verebilirsin. Tabii ki. İstersen beğenmeyebilirsin. Burayı sonuçta beğenmiyoruz ve saygı duymak zorundayız. Hani. Saygı duyuyorum saygı ben saygı duyuyorum size. Diyeceksin. Ama ben oradan sürekli bir tepki alıyorum. Neden alıyorum? Ben çok merak ediyorum Mihribancığım. Neyse ben bir şey konuşmuyorum. Yarın senin gününde konuşuruz. Konuş hayatım konuş. Dolu dolu gel. Sade sodamla geleceğim ama sana böyle sindir diye. Yanında su da getireceğim. Su niye getireyim hayatım? Sade soda içeceksin. Su istedin ya benim masamda. Hayatım ben senin gibi o masaya su koymamazlık yapmam merak etme. Yorum yapmak için yorum yapma hiç lütfen. Hiç bir konuşma bir ürünü unutursun vallahi sonra eline düşersin Mihriban'ın söyleyeyim aa, sana. O zaman konuştun işte ne güzel. Gerçekten altını dolduracak evet, yorumlar yapın evet. Şu anda başım ağrıdı. Boş boş konuşuyorsunuz. Senin boş konuştuğun gibi mi Ceyda'cığım? Ben her zaman dolu konuşurum boş konuştuğumda bile. İnşallah. Ceyda hayatım yani şu güzelin içeceği bardağı etmedi kakarlık bırakmanız. Gerçekten ben seni de merak ediyorum. Ben de gününü merak ediyorum. Gerçekten. Sen sırf beğenmemezlik için geldin. Evet, evet yani ben en azından belki beğenmediğimi söylüyorum ama arkadaşım sonuçta emek zaten vermiş. Zaten senin şöyle bir şey var. Emek vermiş kutudan bardağa dökmek bir emek çok pardon mi? Bir hayatım, şey konuşuyorum. Hayatım sen ne yapacaksın? Bir saniye kızlar. Fatma'ya düşük puan verdi. Mihriban'a düşük puan verdi. Kendi gününe puanları toplayabileceği kadar akıllı olduğunu düşünüyor demek ki. Ama hepimiz Cuma günü görüşeceğiz evet. Finalde. Sen de hiç olmayacak eve yüksek puan verdin. Yok gayet beğendiğim şeyleri söyledi. Güzel bir eve anlamadım, düşük puan verdi. Anlamadım. Bir saniye. Fatma duydun mu? Senin evine daha güzel diyen 2 verdi sana. Tamam sen en azından 1 vermedin. Kendinle çeliştin şu anda. En azından 1 vermedim. Sen bak ben kendinle emeğine, o kadar çeliştin ki. Ben emeğine saygı gösterdim 2 verdim. Diyorsun ki. Bir daha verdin, güzel bir eve bir verdin diyorsun. Üstüne, o zaman güzelse sen niye tamam. Hakkını yedin? Ben ultra güzel bir şey demiyorum. Güzel dedin ama. Güzel dedim. Sadece güzeldi. Tamam güzel diyorsun de, ki Mihriban'dan ekstra, daha ekstra, güzel diyorsun. Güzel demek bir saniye değil. Bak diyorsun ki Mihriban'dan daha güzeldi dedin. Ona da 2 verdin, ona da 2 verdin. O zaman sen hakkını yedin demek. Hayır ben ikisini eşit gördüm ama sen... Niye daha güzel dedin az önce? Güzel... Şöyle daha güzel dedin. Sunumları daha güzeldi. Niye o zaman 2 verdin? 2 verdim çünkü bazı şeyleri karşılaştırdığımızda adaletli davrandığım için 2 verdim. Çok belli evet. Kendinle çeliştin resmen. Evet kendi evet. Kendi kendinden çeliş kalktı evet, az önce. Evet. Asla çeliştin. Az önce ben oydum. İtiraf etti en ağzından. Yok oynamıyorum resmen arkadaşlar. Resmen ağzından yok, kaçırdı az önce. Bence ikiniz de itiraf ettiniz. Benim yok, ben düşük puan etmedim. Vermekte adaletsizlik yaptınız. Ben bir şey söylemedim burada ama kendisi daha güzel bir eve diyerek yorumunu yaptı. Teşekkürler. Güzel dedim. Ultra güzel demedim. Güzel demek senin tamam, için ne demek? Zirvelerde falan galiba. Teşekkürler. Hayır. Gayet anladık biz ne anlayacağımızı. Evet. Az önce yanlış anladım. Az önce Mihriban da anlamaz bunu diye hiçbir şey olmadık eve de 3 puan verdin falan. Niye öyle dedin? Benim evimde hiçbir şey yok mu? Görmedin mi? Senin evinde var. Ben ona zaten bir şey söylemedim. Senin evin dün yorumladık. Sen niye sürekli aynı şey söylüyorsun? Ben aynı şey söylemiyorum. Ben dikkat edin ya 3 puan verdin diye. Tamam sen niye olmuşsun? Hayatıma bugün dolmuş gelmiş bize evet, karşı. Evet gerçekten yok, bayağı ben... dolmuşsun. Yani şurandasın. Yani burada konuşabilirsin. Hani yüzümüze söyleyebilirsin. Ben yani... zaten yüzünüze söylerim. Tamam o zaman. Melika'nın da şeyini yapmıyorum burada. Ama sadece ona diyorsun ki hiçbir şey olmadık eve. Sen Melika'nın da olmuyorsun demedik şu an. Bize niye doldun diyoruz. O sonuçta puanı bana verdi. Melika'nın evinde bu şekilde konuşamazsın. Bir saniye mantıklı bir şekilde düşünecek olursak kızın evi için diyorsun ki hiç olmamış bir eve dedin. Evet. Ben onu o ev onun. De çok yorum yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Olumsuz yorumlar yaptın. Kız olumlu şu an beni yaptın. Bak neden 3 verdin? Neden konuştuğunu duymuyorsun? Diyorsun duyuyorum. Ki kıza Mehlika'nın neden avukatlığını yapıyorsun? Diyorsun. Evet. Bu cümleyi anladın mı? Bana evet. Bana yüksek kız puan verdi diye ki, ben avukatlık yapmak zorunda değilim. Evet Mihriban. Sen diyorsun ki neden avukatlık yapıyorsun? Dönüp sana kendiyle ilgili söylediğin cümleye açıklık veriyor. Çünkü dedin ki olmamış bir eve puan verdim. Burada onun evi konuşulduğu için söz hakkı doğru. Onun için ben sana söyledim. Ama şu anda söyledim. Senin evini konuşuyoruz. Ama sen dedin. Tamam ben dinlemiş olabilirim ama seninle muhatap oluyorum şu anda. Onun ama atlaması... onun evini konuştun. Onun evini konuşmuş olabilirim. Şu an ha, o zaman muhatap sussun. Oluyorum.
Evet, rezalet de desen susacak mısın Mecban? Öyle karar neyse, vermiş. Neyse benim evimde bir şey var mı yok mu cuma günü göreceğiz. Dün evet, konuşumuz daha dün konuşumuza bu cevapları verseydi. Şu anda senin evine senin yorumlarını yaparken bu cevapları veremez. O zaman sen o evi katmadan yorum yapacaksın. Sadece benim evimle konuşacaksın. İstediğim her şeyi katabilirim. Şu an bugüne kadar olan her şeyi katabilirim. Kusura bakma. Benim evimle arkadaşın evini kıyaslayarak konuştu onu ama. Ya birbirinizin evlerinizi kıyaslamayın. Benim evimle arkadaşın evini kıyaslayarak o şekilde konuştu. Fark ettiysen. Evet. Ya puanları kıyaslara. Onun Ceyda, şey dedi. Ceyda puanları değil. Hayır, Ceyda puanları kıyaslayarak konuşmadı. İkimizin evini kıyaslayarak konuştu. Tamam ben Mihri bana neden avukatlık yapıyor dedi ya, orayı açıkladım sadece. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Birbirimizin evlerini kıyaslamak için mi geldik yoksa birbirimizin evini yorumlamak mı için geldik? Bunu çok merak ediyorum. Mehlika'ya puan, Mehlika'ya misafirliğe geldik. Ne olursa olsun bir puan da verse hani yani evde hiçbir şey yoktu, bomboştu gibi hani kelimeler kullanmayalım. Kalp kırmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Teşekkürler. Melika arkadaşları yanına almaya çalışıyor. Fakat bugün de gördük ki yanına aldığı arkadaşı çok belli etti kendini. Yarın da Selin'in günü. Melika'yı o zaman çok güzel bir şekilde göreceğim. Benim günümde de onları çok güzel bir şekilde karşılığını vereceğim. Ben avizeni öğrenmek istiyorum. Tabii bu 3500 TL. Perdeleri? Onların hepsi içinde 3 tane yani dahil hepsi. Toplam 15.000 TL. Saatin ne kadar? Saatimi de 2500 TL'ye aldım. Halının ücretini öğrenebilir miyim? Bunlar da 10.500. Mobilya? Tüm mobilyalarım içerisinde, sehpalarım da içerisinde toplam 65.000 TL'ye aldım. Gayet iyi, bence çok uygun almışsın. Hanımlar, yorumlarınız bu kadar mı? Evet. O zaman mutfağa yorumlamaya gidelim mi? Evet. Evet.